Merhaba, bu uygulamada verilerimizi gösteren noktaların oluşturulmasını öğreneceksiniz. Böylelikle veri tabanınız harita üzerinde çizildiğinde MIPINFO'nun size sunduğu araçları kullanarak daha fazla coğrafi analiz yapabilirsiniz. MIPINFO, matematiksel koordinat sistemindeki XY sistemini kullanır. Sağa doğru X, yukarı doğru Y. Ülkemizde haritacılık faaliyetlerinde ise X yukarı, Y sağa doğru kullanılmaktadır. Bu bazen karışıklığa yol açabilir. Eğer verilerimiz her kaydın konumu için X ve Y koordinatları içeriyorsa, MapInfo koordinattan nokta oluştur komutunu kullanarak bu koordinatları okuyabilir ve işaret edilen konuma bir nokta yerleştirebilir. Bu komut, veri tabanında yer alan X ve Y koordinatların MapInfo tarafından kullanılabilecek formatta olması gerektirir. Mesela bazı sistemler koordinat pozisyonlarını derece, dakika, saniye olarak tanımlarken MapInfo'da bütün enlem boylam koordinat sistemleri ondalıklı derece formatındadır. Ayrıca koordinattan nokta oluştur komutunu kullanırken koordinatların doğru ondalıklı derece formatında olmasını sağlamak için bir koordinat çarpanı belirlememiz gerekebilir. Mesela verimizin Amerika ve Kanada'daki konumları için X ve Y koordinatları içerdiğini varsayalım. Bu bölgede X koordinatı yani boylam negatif iken Y koordinatı yani enlem pozitiftir. Koordinat pozisyonunu belirleyen bazı sistemler bütün gezegeni kendilerine referans alıp bütün koordinatlara pozitif sayılar verirler. Merkez noktası ekvator ve Greenwich merkez meridyeninden oluşur. Bu yüzden eğer ana meridyenin batındaysanız X koordinatınız negatif, Y koordinatınız pozitiftir. Ülkemiz için ise her iki koordinat da pozitiftir. Şimdi uygulama için MapInfo'yu açalım. Yapacağımız uygulama için hızlı başlangıç penceresinden tabloçu tıklayalım ve bölüm 8 klasöründeki donatılar dosyasını açalım. Gördüğümüz üzere tablo sadece veri sayfası olarak açıldı. Bu tablonun mevcut haritası yoktur. Ancak veri sayfasında koordinatlar yer aldığı için bu verilerden harita oluşturabiliriz. Ve bu işlemin adına da koordinattan nokta oluştur denir. Şimdi koordinattan nokta oluşturmak için tablo menüsünden koordinattan nokta oluşturu seçelim. Ve karşımıza koordinattan nokta oluştur diyaloğu gelecektir. İlk olarak tablolardan donatıları seçeceğiz. Ve buradan nokta sembolü bölümünden oluşturacağımız noktaların stilini, rengini ayarlayabiliriz. Ve projeksiyondan projeksiyon ayarlarını yapabiliriz. Projeksiyon bölümünden ise koordinatların toplandığı projeksiyon tipi seçilir. Yani longitude, latitude ve ardından tamam'a tıklıyoruz. X kolonuna ise boylam, Y kolonuna ise enlem kolonları seçilir ve ardından tamam diyoruz. Ve oluşturduğumuz haritayı görmek için F3'e basalım. Böylelikle veri sayfasının haritasını oluşturmuş olduk. Oluşturduğumuz bu noktalar Türkiye'de bulunan işletmelerin yerlerini gösteriyor. Noktaların doğru yerlerinde açıldığını kontrol etmek için bölüm 8 klasöründeki iller tablosunu mevcut haritada diyerek açalım. Eğer ileride donatılar tablosunu tekrar açacak olursak, tablo şu anda oluşturduğumuz haritalı haliyle açılacaktır. Nokta oluşturma işlemi sırasında MapInfo donatılar tablosu için bir map dosyası oluşturur. Herhangi bir noktaya ait bilgiyi görüntülemek için seç aracı ile istediğimiz bir donatının üzerine çift tıklayalım. Noktasal bir objenin X ve Y koordinat değerini gösteren
nokta nesnesi diyaloğu ekrana gelmiş oldu. Bunu aynı zamanda çizgi ve alan tipindeki objeler için de yapabiliriz. Koordinattan nokta oluştur komutunu kullanırken, koordinat değerlerinin hangi zon içerisinde değerlendirileceğini bilmemiz gerekir. Bu işlem için kullanacağımız tablo, Ankara için kuzey ve doğu koordinatlarını içerir ve 36. zondadır. Türkiye, 35. zon ile 38. zon arasındadır. Amerikan sisteminde zon, Türkiye için dilim orta meridyeni anlamı taşır. UTM koordinatlarından nokta oluşturmak için ise dosya menüsünden açı seçerek bölüm 8 klasöründeki dosya türü ayrılmış ASCII olarak UTM koordinatları dosyasını seçelim. Ve pencere altındaki MapInfo'da düzenlemek için kopyasını oluşturuda tıklayalım. Ve ardından açı tıklayalım. Gelen pencerede sonlandırıcı Tab, karakter seti Windows Turkish ve ilk satırı kolon başlığı olarak Al'ı tıklayalım ve ardından tamam diyerek pencereyi kapatalım. UTM koordinatları tablosu grafik objelere sahip olmadığı için veri sayfası penceresinde görünecektir. Koordinat değerleri metre cinsindedir. Nokta oluşturma işlemini başlayalım. Tablo menüsünden koordinattan nokta oluşturur seçelim. Tablo kısmında UTM koordinatlarını seçelim. X koordinat kolonu kısmında X koordinatını seçelim. Y koordinat kolonu kısmında ise Y koordinat seçelim. MapInfo projeksiyon sistemini enlem ve boylam olarak varsayar. Şimdi UTM projeksiyon tipini tanımlayalım. Projeksiyona basalım ve buradan projeksiyon tipi kısmından Universal Transverse Mercator ED50'yi seçelim. Ve projeksiyon elemanları listesinden ise UTM Zone 36 ED50'yi seçelim. Projeksiyon seç diyaloğunu kapatmak için tamama basalım. Koordinattan nokta oluştur diyaloğunu kapatıp işe başlamak için tamama basalım. UTM koordinatları tablosu için harita oluşturuldu. Harita penceresinde görüntülemek için pencere menüsü içerisinde yeni harita penceresini seçelim. Tablolar listesinde UTM koordinatları seçin ve tamama tıklayın. Dosya açıdan ise bölüm 8 klasöründeki Ankara Mahalli'yi seçelim ve ardından tamama basalım. Koordinattan nokta oluşur komutunu çalıştırabilmemiz için eğer enlem boylamda çalışıyorsak koordinat değerimizin desimal derece olması gerekir. Eğer elimizdeki koordinat değerleri derece, dakika, saniye formatında ise bunları degree converter aracını kullanarak dönüştürmeliyiz. Degree converter aracı araç yöneticisinden yükleyebiliriz. Ayrıca bu aracı kullanarak enlem boylam koordinatlarını decimal dereceye ya da derece dakika saniyeye çevirebiliriz. Yalnız bu aracı kullanmaya başlamadan önce çevrilen veriyi saklayabileceğiniz iki yeni kolon oluşturmamız gerekmektedir. Şimdiki uygulamamız için bütün dosyaları kapatıyoruz. Dosya menüsünden açı tıklayarak aynı klasördeki derece tablosunu açalım. Bu tabloda belirtilen yerlerin Google Earth'ten alınmış derece dakika saniye cinsinden enlem ve boylam koordinatları içermektedir. Bu örneğimiz için X ve Y koordinatlarını dönüştüreceğimiz iki kolon açılmıştır. Eğer açılmamış olsaydı tablo, yapı, tablo yapısını izle değiştirden iki yeni kolon eklememiz gerekecekti. Şimdi araç yöneticisinden degree converter aracını ekleyelim ve çalıştıralım. Converter menüsü içerisinde bizim verimiz derece, dakika, saniye cinsinde olduğu için ikinci, yani Convert Column to Decimals Degree seçeneğini tıklayalım. Tablo adını seçip, ilk kısımda verinin alınacağı kolonu, ikincide ise dönüştürülen verinin aktarılacağı kolonu seçelim. Verimiz derece, dakika ve saniye
virgül ile ayrıldığı için ayırma operatörünü virgül olarak yazalım. Ve browse kutusunu işaretleyelim ki sonuçlarımız veri sayfasında görüntülensin. Aynı işlemi Y kolon içinde tekrarlayalım. Ve buradan veri sayfamız açık olduğu için browse işaretini kaldırıyoruz. Eğer decimals derece cinsinden verinizi derece dakika formatına dönüştürmek istiyorsanız, bu sefer de Convert Column to DMC seçeneğini seçin ve işlemleri tersine yapın. Long Lats Calculator seçeneğinden de tek bir koordinat çifti için her iki dönüşümü de hesaplattırabilirsiniz. Dönüştürdüğümüz koordinatların haritasını oluşturalım. Ve pencere menüsü altından yeni harita penceresi diyerek haritamızı çağıralım. Şimdi de bir tab dosyasının Google Earth'e KML olarak gönderilmesi uygulamasını yapalım. Araçlar menüsü altından araç yöneticisinden Google Earth Connection Utility çalışır olarak işaretleyelim. Ve ardından bütün noktalarımızı seçelim. Araç çubukları içerisinde yer alan Export Map to Google Earth butonuna basalım. Export Select Object KML seçeneğini aktif yapalım. Ardından OK'ye basalım. Ve OK'ye basalım. Oluşturduğumuz noktalar Google Earth üzerine eklenmiştir. Şimdiki uygulamamızda ise bu sefer Google Earth'e raster görüntü gönderelim. Bunun için ise öncelikle bütün dosyaları kapatalım. Ve ardından dosya açtan Ankara Mahalle dosyasını açalım. Durum çubuğunda bulunan Export Map to Google Earth butonuna basalım. Eğer direktmen OK'ye basarsak, haritamızda veri seçmediğimiz için otomatik olarak harita penceresinin son halini rastlı olarak Google Earth'e göndermiş oluruz. Ve OK'ye basıyoruz. Ekranda da görmüş olduğumuz üzere Ankara Mahalle tablosunu rastlı olarak Google Earth'e görüntülemiş olduk. Google Earth'ü kapatıp tekrardan MapInfo'ya dönelim. Şimdiki uygulamamızda haritadaki objelerin koordinatlarını veri sayfasına yazdıracağız. Bunun için ilk olarak bütün dosyaları kapatalım. Koordinat Extractor noktaları bilinen bir tablonun koordinatlarını tablonun veri sayfasına yazdırılması işlemi olarak tanımlanır. Harita penceresinden alınan enlem ve boylam bilgileri iki sütun halinde tablonun sonuna eklenir. Öncelikle araçlar, araç yöneticisinden Koordinat Extractor seçeneğini aktif hale getirelim. Ve ardından dosya açtan posta kodu dosyasını açalım. Hem veri tabanı hem de harita pencerelerini görüntüleyelim. Araçlar menüsünün sonuna eklenmiş olan Coordinate Extractor aracından Extract Coordinates butonuna basalım. Üzerinde işlem yapacağımız tablo ismini seçelim. X kolum kısmına boylam, Y kolum kısmına ise enlemi seçelim. Mevcut projeksiyonu kullanmak istiyorsak Use Tables Native Projection seçeneğini işaretleyelim. Projeksiyonu değiştirmek istiyorsak
Use Nonlative projeksiyonun seçeneğini işaretleyelim ve Select projeksiyondan istenilen projeksiyonu seçebiliriz. Biz mevcut projeksiyonu kullanacağız. Mevcut olan projeksiyon ise pencerenin altında yazmaktadır. Penceredeki Browse kutucuğunun işaretini kaldırıyoruz ve işlemi bitirmek için OK'ye basıyoruz. Ekranda da gördüğümüz üzere objelerin enlem ve boylamları istediğimiz kolonlara yazılmıştır. Son uygulamamız ise bir tablonun haritasını yok etme. Tablonun haritasını yok etme, kayıtlarla ilişkili bütün grafik objelerin silinmesi demektir. Bunu koordinattan nokta oluşturur diyaloğunda yanlış kolonları ya da koordinat çarpanları seçtiğinizde yapmayı isteyebilirsiniz. Mesela X ve Y koordinatlarını aynı kolonda aldığınızda yanlış bir haritayla karşılaşırsınız. Tablonun verilerinin koordinat değerleri değiştiğinde de tablonun haritasını yok etmek isteyebilirsiniz. Bu koordinatları haritada güncellemek istediğiniz zaman ise tekrardan koordinattan nokta oluştur komutunu çalıştıramayız. Böyle bir durumda yapabileceğimiz tek şey noktaların bulunduğu katmanı düzenlenebilir yapmak ve yerlerini kendiniz tek tek değiştirmek olacaktır. Fakat bunu yapmak verimli olmayacaksa tablonun haritasını silip koordinattan nokta oluştur komutunu yeniden çalıştırabilirsiniz. Harita objelerini yok etme işlemlerini geri alamayız. Bu yüzden yedeğini almadan ana tablo üzerinde bu işlemi yapmayız. Bu işlemi bir kez yaptığımız zaman tablonuzu bir daha harita üzerinde görüntüleyemeyiz. Üzerinde çalışmak için UTM koordinatları tablosunu kullanacağız. Bir hataya yol açmamak için öncelikle bütün tabloları kapatıp UTM koordinatları tablosunu yeniden açalım. Dosya açtan bölüm 8'deki UTM koordinatlarını seçip açalım. Ekranda da gördüğünüz üzere tablonun haritasını yok etmek için tablo menüsü altında yapı, tablo yapısını izle ve değiştir seçelim. Tablo yapısını değiştir diyaloğu karşımıza gelmiş bulunuyor. Ve bu pencere içerisindeki haritalı olan kutucuğun tikini kaldıralım. Ve ardından tamama basalım. Ve karşımıza bir uyarı gelecektir. Birleştirilmiş grafikler daimi olarak silinecek. Bu işlem geri alınamaz. Ve buna da tamam diyoruz. UTM koordinatları tablosunu gösteren harita kaybolmuş oldu. Bu işlem ile tablonun harita birleşimi yok olduğu için pencere menüsünden yeni harita penceresi seçeneği çalışmayacaktır. Pencere menüsünde gördüğünüz üzere yeni veri sayfası aktiftir. Veri sayfasını çağırıp bu veri sayfasından tekrardan koordinattan nokta oluştur komutunu kullanarak katmanın haritasını oluşturabiliriz. Koordinattan nokta oluşturma uygulamamızı burada bitirmiş oluyoruz.